Merhaba, NP İstanbul Beyinler Sayesinden diyetisyen Özden Örkçü. Bugün size karantina günlerinde nasıl beslenmeniz hakkında bilgi vereceğim. Bu süreçte neden kilo alıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Neden kilo aldığımızın iki nedeni var. Mutfağa çok fazla uğruyoruz ve hareketimiz yeterli değil. Ve çünkü herkes evde zaman geçiriyor. Bunlardan birisi de neden mutfağa bu kadar çok giriyoruz ve canımız bizim neler istiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Yaptığımız hatalardan birisi atıyorum alacağımız kalorinin sağlıklı olup olmadığı konusu. Mesela biz günde mutfağa girdiğimizde bir öğünde 1000 kalori alıyorsak bunları biz nelerden tercih ediyoruz ve neden kilo aldığımızın nedenleri ve sonuçlarını konuşacağım sizinle. İki ayrı bir grup olarak düşünelim. Birincisinde 1000 kalorilik bir beslenme programının nelerde hatalarının oluştuğunu konuşalım. Diğerinde de canımızın istediği ama doğru beslenmemiz gerektiği konularını konuşalım. Şimdi birinci grupta bizim canımız tatlı istiyor, pasta istiyor, börek istiyor ve biz mutfağa giriyoruz ve bunları yapmaya çalışıyoruz. Unumuz var, yumurtamız var, sütümüz var, yoğurdumuz var ve her neyse biz yapacağımız şeyi yapıyoruz ve mutfaktan çıkıyoruz. Onu bir sonraki öğünde çayla beraber yiyoruz. Buraya kadar sıkıntı yok gibi düşünüyoruz. Çünkü bu sürecin daha ilk zamanları ve ilk başlangıç zamanları. Ama süreç ilerledikçe, bu böyle devam ettikçe biz kilo almaya başlıyoruz. Diğer tarafta, bizim sağlıklı olarak düşündüğümüz tarafta melek ve şeytanlar gibi oldu bu biraz. Sağlıklı olan kısımda da bizim neler tercih ettiğimiz, neleri elimizden geldiğince doğru beslenerek yaptığımız konusu. Burada da bizim elimizde yine malzemeler var. Ama malzemelerin seçimi bizde. Atıyorum işte beyaz un yerine işte tam tahıllı, çavdar, kepekli bir un kullanabiliriz. Ya da işte şeker yerine şeker ihtiva etmeyen, işte bunun yerine kuru meyvelerden sağlayacağımız şeker ihtiyacımızı elimizde malzemeleri bu şekilde değiştireceğimiz bir karışımla beraber yapacağımız bir ürün var. Şimdi sağlık açısından da düşünürsek ikisinin vücudumuzda metabolize olma şartları ve koşulları farklı. Birisi zaten bizim basit şekerlerden ve basit karbonhidratlardan aldığımız için midemizde boşalması da hızlanacaktır ve bizim sonraki birkaç saatlik saatten sonra bizim aç kalmamıza neden olacaktır. Ama diğer tarafta da dediğim gibi tam tahıllı ürünler, yulaf dediğim gibi ya da işte kepekli undan yapılmış bir ürün ya da işte protein ihtiyacı, protein kalitesi biraz daha yüksek olan ürünlerin bizim metabolizmamızda sindirmesi ve kana karışmamız hızı biraz daha düşük olacağından bunların bizi tok tutma özelliği de daha fazladır. O yüzden de yöneleceğimiz grupları bizim kendi aramızda iyi seçmemiz gerekiyor. Neyin iyi, neyin kötü olması sizin elinizde ve kilo alıp vermemeniz de sizin aslında beslenme kalitenizle beraber orantılı. Çünkü bu da bir bakıma sizin bağışıklık sisteminizi ya da bağışıklığınızı ne derecede güçlü ve iyi tuttuğunuza bağlı. Bu şekilde bir kalorinin bizim bağışıklık sistemimizi düşürüp düşürmemesi tamamen sizin elinizde olan bir şey. Çünkü diğer taraftan basit karbonhidratı tercih ederken diğer taraftan ufaktan bir zencefil ya da ufaktan bir ceviz, bademle yapacağınız kek ya da bir ekmek ya da bir börek sizin bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenize de yardımcı olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.